Herkese merhaba, Merhaba. Twilight Zone serisinin 12. bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu bölümümüz orijinal tarihiyle 25 Aralık 1959 yılında yayınlanmış ve bölümümüzün ismi de What You Need, İstediğin Şey diye de çevirebiliriz. Artık Hı -hı. hani Türkçe'ye nasıl çevirmek isterseniz. Ee, yazarı Rod Serling değil, kısa bir hikayeden uyarlanmış. Bu hikayeyi yazanlar da Henry Kutner ve C.L. Moore adlı Hı -hı. iki kişinin bir hikayesinden yola çıkarak Rod Serling bu hikayeyi uyarlamış. Ama hikayenin orijinali şöyle, ya konuya geçmeden önce hemen hızlıca bahsedeyim. Biraz da bilimsel <laughs> makineler var. Makineler e, olasılıkları tahmin ederek kişinin yani karşısında bulunan kişinin isteğini ya da istediği şeyi tahmin edebilme özelliğine mi sahip ya da varsayma özelliğine sahip. Gelecekte ihtiyaç olabilecek şeyleri söylüyor. Ama olasılıklardan biraz daha gerçekten bilimsel bir hikayeymiş. <laughs> Ama Rod Söring biraz daha bizden bir hikaye yapmaya çalışmış. Ruhani ve mistik kısmı da ekleyerek. Bu, <laughs> daha insani bir hale getirmiş. Evet şey. makineyi bir amcada görüyoruz değil mi? <laughs> Eşya satan. Evet. Ben de kısacanın konudan bahsetmeye başlamış olayım. Bu amca e, Pedot ismindeydi. İnsanların ihtiyacı olan şeyleri onlara veren birisi. <laughs> Ama bir anda ortaya çıkıyor. Sadece o bölgede yani o kasabada. Yani dünyanın her yerine gitmeyen o, kas o kasabada ihtiyacı olan şeyleri insanlara veren birisi ve kötü bir karakterimiz var. Fred Renard, Renard. <laughs> Fred Renard diye. E, bu kişi de tabii bu hikayeyi duyuyor. Amcanın sürekli insanlara ihtiyacı olan şeyleri verdiğini. Sonra benim ihtiyacım ne diyor? Ona bir neydi? Makas. Makas veriyor, veriyor. Ilk başta. Bu ne ya deyip koyuyor gidiyor. Daha sonra da e, asansörde mi sıkışıyordu? Evet, evet asansörde... asansörde atkısı sıkışıyor kaptı ya. <laughs> <laughs> Makasındaki kullanarak hem makası kesiyor. kullanıyor ve ihtiyacı olan şey makas olduğunu görüyor. <laughs> Kafasına dank edince hemen o amcayı buluyor ve onu artık sömürmeye başlıyor. Evet. Para mı kazanıyordu bunun üstünden? Öyle bir şeyler var ee, vardı? Öncesinde benim ihtiyacım olan şey nedir diyor. O da ona bir dolma kalem veriyor. İşte bu benim ihtiyacım olamaz diyor. Dolma kalemin kapağını açıyor. O sırada dolma kalemden mürekkep damlıyor gazetenin üzerine. Hı <laughs> hı. Mürekkebin damladığı yerde de bir sonraki gün oynanacak at yarışlarının Kazananı var. Evet. O atın ismi var. Öyle olunca gidiyor ona oyun oynuyor ve kazanıyor. Ardından diyor ki ben e, daha çok kazanabilirim. Evet. Tekrardan adamın yoluna Bulmaya çıkıyor. Bulmaya çalışıyor. <laughs> Adam bulduğunda tekrardan darlamaya başlıyor. Benim ihtiyacım evet. olan şey nedir? Sırada ne var diye. Adam hiçbir şey söylemek istemiyor baştan. Kaçıyor Başın. aslında evet, sürekli. Evet. Başından savmak istiyor bir şekilde. Aynen. Fakat e, adamın o eşyalarını karıştırıp ayakkabı buluyor. Demek ki ihtiyacım olanlar bunlarmış diyor. Hatta yaşlı amca e, ona onlar benim de ihtiyacım olabilir gibi bir şey Ama söylüyor. Ama sorunda söylemiyor muydu? Adama sanırım söylemiyor başta. Söylemiyor diye biliyorum. <laughs> hani Onlar başka... senin ihtiyacın olan şey değil. Bu sefer benim ihtiyacım olan şey diyor. Yani o ayakkabılar. Ama tabii neden ihtiyacı olduğunu biz açıklayalım. <laughs> Bu ayakkabıları giyiyor adam. Ve ayakkabıların işte ayağını sıktığını hatta kaygan olduğunu e, söylüyor. Kötü karakter <laughs> dediğimiz kişi. Evet. E, ve ardından... Ayakkabılarla yürümeye çalışırken bir araba çarpıyor ve ölüyor orada. Daha sonra işte yaşlı amcanın e, benim ihtiyacım olan şey kaygan ayakkabılardı. Yoksa sen beni öldürecektin diyor. Evet yani sonunu görmüş adam. Hı -hı. Olasılıkları hesaplamış. Ya biraz da böyle olasılıkçı gibi hani nasıl açıklayabiliriz ki bu bölümü? O olasılığı görüyor. O mu ben mi? O kendi ihtiyacını Hı -hı. veriyor ona. Yani asıl vermiyor adam alıyor ayakkabıları. Evet. Ya, i̇lginç bölümdü yine. Mistik bölüm. <laughs> Biraz şeye benzettim, e, dördüncü bölümde galiba, Mr. Denton on a Doomsday bölümü vardı. <laughs> hani Iksir satıyordu ya adam. Evet, benziyor dediğin gibi. Aslında biraz da kaderlerini etkiliyor kişilerin. En başta hatırlarsan adam işsizdi, işte beyzbol oynayamayacak durumdaydı. Ona otobüs bileti veriyor ve ardından telefon geliyor, e, gideceği yerde koçluk yapmasını istiyorlar. Otobüs bileti de tam ihtiyacı olan şey, şey. o anda. Tabii herkes küçük bir şey istiyor hı. ama o kötü adam dengesiz bir karaktere sahip olduğu için çok şey istiyor. Sonunda da kendi sonuyla karşılaşıyor. Hani hikayede. Aslında bencil bir karakter. Hani bencilliği i̇şte evet, evet, evet. aşırı boyutlarda yaşanıp gitmesini görüyoruz yani. Bir şey hı hı. Bana Dead Note'daki ana karakteri de hatırlattı. Hani elde ettikçe daha fazlasını istiyor Olabilir. nedense. dediğin gibi. Ben de e, ya olasılıklardan ya çıkıldığı için bölümde. Ben biraz daha hı hı. mantık kısmından bakacağım. Zaten orijinal hikaye bilimsel bir icada dayalı ya. Bende de şeyi uyandırdı. Fringe dizisini iz, yani bilenler bilir. Orada bir bölüm vardı. Olasılıkları çok iyi hesaplayan birisi vardı. <laughs> onu alt edemiyorsun. Yani her şeyi hesaplıyor. O çok ilginç bir bölümdü. Bana onu hatırlattı mesela bu bölüm. Biraz da olasılık olarak gördüm ben. Gelecekte senin ihtiyacın... Şimdi iki tane fark var. Birisinde olasılık dediğinde rasyonelite giriyor işin içine. Hı <laughs> hı. Bu rasyoneliteden işte olasılıkları hesaplıyorsun. O olasılıklar sonucunda da bir sonuçta bulunuyorsun. Burada biraz daha böyle mistik bir güç var. O güç ihtiyaçlarını hı. söylüyormuş gibi. Ben Olasılık de... değil de bir determinist. Hani belirli bir kader var. O kaderi yönelik hı hı. bir oyun yapıyor o anca. Daha iyi hale nasıl getirebilirim gibi. Ya iyi ya da kötü hani ama onun için iyi. Yani o karşı tarafın ihtiyacı ya bu. İşte ihtiyaç i̇yi anlamda sahibi de, için evet. yani iyi bakıldığında. Ben de mesela Adam Fever'ın olasılıksız kitabı vardı. Oradaki karakterde birkaç saniye sonra olacakları görüp ona zor, göre hep adımlar istiyordum, okuyamadım atıyor. Kitabı. Yani biraz da onu anımsattı bana seyrederken aynı şekilde. Bu da ilginç bir bölümdü. Yani sevdiğim bölümlerden birisi evet, oldu ama aynı zamanda bir bölüm. Hani tüylerimi ürpertti de diyebilirim. Ee, özellikle o son kısımdaki araba çarptıktan sonra adamın söyledikleri işte benim ihtiyacım olan şey buydu. Hani yaşlı adamı o zamana kadar hep böyle daha iyi bir karakter olarak görüyoruz. Ama yine de kendi canını kurtarmak için baktığında evet, evet. kullanmış oldu. Evet. Yani bir güç bahşedilmiş bu adama. <laughs> o gücü de tabii kendine kullanıyor. Yoksa ben ölecektim diyor. Evet ama hep ölçülü kullanmaya çalıştığını <laughs> zaten belirtiyor kendi bölümün bir yerinde. Şey bakıyor olaya. Büyük güç, büyük sorumluluk ister falan diyorlar ya. <laughs> Superman'de de çıkar karşına. O, oradan yola çıkarak hani. O adamda da çok büyük bir aslında güç var. Bunu <laughs> İyi, iyiye kullanmaya çalışıyor insanlar için. Çok evet. da göze batmayacak şekilde. Şey hatırlıyor musun? Son sahnede tarak veriyordu adam. Evet. Otur bir anda fotoğraf çekeceğiz." diyor ve tarağa ihtiyacı oluyor o anda. <laughs> bir de yani çok belki alakasız olacak bu diziyle ama e, otelde otel görevlisi geliyor işte. Hani bahşiş yok mu falan tarzı bir şey soruyor. O da işte kapıyı tekmeleyerek suratına kapatıyor. Hatırlıyor musun orayı? Neresi? E, otelde paralarla oynuyor karakter Renard. Hı hı. Ve bu sırada işte otel görevlisi geliyor. Ona gazeteyi getiriyor. Ertesi günün gazetesini getiriyor. Hı hı. E, paraları gördüğü zaman yatağın üstünde işte bahşiş verir misiniz gibi bir şey söylüyor. O da bahşiş yok sana tarzında çıkışıp kapıyı kapatıyor tekme atıp. Bana biraz şeyi anımsattı. Tatlı Hayat dizisi vardı 2000'lerin başında. Orada kapıcı sürekli bir bahşiş istiyordu ve sürekli kapıyı suratına kapatıyordu istemediği zaman. Hani o komedi sahnesini direkt alım sattığı için ayrı bir hani gülme isteği uyandırdı. <laughs> ben bilmiyorum tatlı eti hiç izlemedim de o hangi <laughs> şey 80'ler 90'lar mı? 2000'lerin başında. Ha. Haluk Bilginer'in ve Türkan Şoray'ın oynadığı. Ha Türklerin ki ben yabancı zannettim ya. O da bir uyarlama bu arada. <laughs> Tabii <Tatlı> uyarlamadır. <laughs> Onun dışında şöyle bir ekleme yapacağım ben. 1959 yılında bitiriyoruz. Bu son bölüm değil evet, mi? Evet bu son bölüm 59 yılının. 60'a geçeceğiz. 1 Ocak 1960 yılında yayınlanmış 13. bölüm. Yani bir <laughs> sonraki yayınımız. <laughs> ya bu ekleyeceğim bir şey yoksa hani kapatabiliriz. Ee, bir tek şunu not almışım ben. Ee, bu otel görevlisinin rennerta getirdiği gazete The Daily Chronicle. Ha evet 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 onu de ee, not aldım ya. 8. bölümdeki gazeteyle aynı hidrojen bombasıyla evet. ilgili bir haber var üstünde. Ve o da işte 8. bölümdeki gazetenin aynısı diye. Evet o, onu benden not almışım. Gazeteler belki de hani aynı evrende geçtiğini göstermek <laughs> açısından mı? hani Twilight Zone denilen bir zone var. Orada geçiyor bütün hikayeler. Evet. Belki de o evrende. Aynı zamanlarda denk gelen hikayelerden hı bir tanesi. Hı. Yaratmış olabilir rot evet. Bir evren yaratmış olabilir. Bir de şunu not almışım ben ama. Bu Renard'ın barda oturup yaşlı amcaya baktığı bir sahne var. E, son sahnesi bardaki. Onun arkasındaki duvarda Night Nightmare yazılı bir poster asılı. Hı hı. E, bunu da şöyle değerlendirmişler. E, bu poster dizide gerçekleşecek olayların bir habercisi olarak, bir kehanet hı. olarak sunuluyorlar. Evet. Sunulmuş Mantıklı. Böyle yani bu bölümde. Güzel bölüm. Yine farklı bir bölüm. Evet. Hani, ilginçti. İlginç bölümlerden. Asıl güzel biri biraz da sıcak bölümlerden hani yine. <laughs> İkinci bölümü satıyor biraz evet, değil mi? Evet. 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 O zaman bu yayını burada bitirebiliriz. Ee, gelecek yayında 13. bölümde <laughs> The Four of Us Are Dying adlı bölümümüzü ele alacağız. <laughs> o zaman gelecek yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın.